AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün de katıldığı kongrede Muhammed Sait Bayram yeniden başkanlığa seçildi. Kongreye katılan gençler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sloganlar ve şarkılarla sevgilerini gösterdi. AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Kongresi'ne AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve aynı zamanda Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Can Bey, Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnanır, ilçe belediye başkanları, ilçe gençlik kolları başkanları ve çok sayıda genç katıldı. Divan Kurulu'nun teşekkürüyle başlayan AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları 6. olan kongresinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Geçmiş dönemin faaliyetlerinin yer aldığı video gösteriminin ardından Muhammed Sait Bayram ve yönetim kurulu üyeleri ibra edildi, kongrede konuşmalar yapıldı. Ömrünü millete hizmet yoluna adamış Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının çıkmış olduğu bu yolda biz gençler olarak daha yolun çok başındayız. Yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Gençlik Kolları Teşkilatı olarak 20 ilçemizde birlikte partimizin ideallerini daha iyi taşıyabilmek için gayret ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim fitne belasından bu güzel teşkilatımızı muhafaza eylesin. 6. olağan kongremiz hayırlara vesile olsun. Bayrağı devam ettirecek olan il başkanımıza başarılar diliyoruz. Yeniden yönetime seçilen arkadaşlara da dirayetli, güçlü, basiretli, çalışma aşkı Allah versin temennisinde bulunuyoruz. Değerli gençler, sizin aşkınız, sizin azminiz bu davamızın Recep Tayyip Erdoğan'ın ustalığının çıraklarında devam etmesinin göstergesi. Siz o tutkuya devam ederseniz işte 2023, işte 2053, işte 2071 hedeflerimiz, kızıl elmamız gerçekleşir. Sizdeki o enerji her daim devam etmeli. Burası aslanların yavru şeklinde boğuştuğu yer. Gerçek siyasete gençlik kollarında hazırlanıyor ve dünya literatüründe var olmanın yolu işte buradaki ak kadrolarda yaşadıklarınız, öğrendikleriniz. Biz sizlere güveniyoruz. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hepinize saygılar sunuyoruz. 2023'e az bir zaman kaldı. İnşallah bundan sonraki süreçte hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Balıkesir'imizin her tarafına ulaşmaya, her insana ulaşmaya devam edeceğiz. Çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız inşallah. Şimdi üçlü saç ayağımızın üçüncü ayağı gençlik kollarımızın kongresiyle inşallah Balıkesir'deki kongre sürecimizi tamamlamış olacağız. Ve liderimizin, önderimizin Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere hedef gösterdiği 2023 ve 2024 hedefleri için canla, başla, azimle çalışmaya kolları sıvayacağız, yollara düşeceğiz inşallah. Bu alın terindeyken başta Zahit Bayram kardeşimiz olmak üzere onun şahsında tüm ekibine minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Allah hepimizden razı olsun. %50'lik bir iradesine sahip bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri olduğumuzu asla aklımızdan çıkarmamamız lazım. Türkiye'de Gençlerin Partisi AK Parti, Türkiye'de gençlerin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnandığın yolda yürü sloganıyla kongrelerimizi tamamlamak üzereyiz. İnşallah Türkiye'nin her köşesinde biriktirdiğimiz enerjiyle, dinamizmle, heyecanla büyük kongremize hazırlanıyoruz. İnşallah büyük kongremizde alacağımız kararlarla hem milletimize hem dünyanın tüm mazlumlarına umut olacak, heyecan getirecek yeni bir programla liderimizin daha da güçlendirdiği kadrolarımızla yola devam edeceğiz. Ben her geldiğimde Balıkesir'i bir farklı görüyorum. Demek ki burada milletimize gerçekten hayatını kolaylaştıran, gönüllere giren icraatlar var. Ama teşkilatlar olarak bizim üzerimize düşen en önemli sorumluluk kıymetli kardeşlerim. Balıkesir'deki tüm gençlerin gönlüne ve zihnine burada hayata geçirmek.
yapmadı. Liderimizin fikirlerini, tüm söylemlerini, bize tüm nasihatlerini, partimizin tüm ideallerini, davamızın tüm hedeflerini bir nakış gibi işlememiz lazım. Konuşmaların ardından Muhammed Zahit Bayram, tek listeyle gittiği seçimlerde bir dönem daha devam dedi.